Günaydın Ters TV izleyicileri. Ben Ebru Doğdu. Bir Post Amerika programıyla daha karşınızdayım. 2 Nisan 2021 bugün. Happy Friday diyeceğim yine. Her cuma Happy Friday diyorum büyük bir sevinçle ama hiç happy manşetler, haberler veremiyorum size. Ama o günlerde gelecek inanıyorum ben. Amerika'ya hemen başlamak istiyorum Chicago Sun-Times gazetesiyle. Maalesef genç bir çocuğun öldürülmesiyle ilgili bir haber. Teenage tragedy demiş. After 13-year-old is killed by Chicago cop in what police say was an armed confrontation Monday in Little Village, Mayor Top Cop and community call for release of video. Şimdi 13 yaşında bir çocuk maalesef Chicago polisi tarafından böyle bir yüzleşme olmuş ve öldürülmüş. Ama yani bu şeyin söylemi, polisin söylemi. Fakat şimdi belediye başkanı ve bütün bu community yani orada yaşayan halk videonun gösterilmesini talep ediyor. Yani nasıl oldu bu? Hani 13 yaşında bir çocuğu ne sebeple vurdun diye böyle bir sorgulama varmış. Maalesef yine bir sonraki gazetemde yine bir cinayet haberi ile ilgili manşet var. Butcher next door demiş. Yani yan kapıdaki kasap gibi bir manşet yapmış. Bu 1976 yıllarından bir cinayet yalnız. Bayağı uzun süre önce. Queens man cuffed in Grizzly 1976 killing of his pregnant 15-year-old girlfriend. 1976 yılında 15 yaşındaki hamile olan kız arkadaşını öldürmüş. Hatta 8 aylık hamileymiş okuduğum kadarıyla, maalesef çok trajik. Ve o kişi işte tutuklanmış, yani yeni tutuklanıyor düşünün. Composite photo shows Evelyn Cullen, a 15-year-old girl who was 8 months pregnant when she was killed in 1976, Louis Sierra. Evet, Louis Sierra adlı kızcağız 8 aylık hamileymiş, who lives at Queen's home, was arrested Wednesday and charged with her murder. Çarşamba günü tutuklanmış, katil zanlısı ve hapishaneyi sonunda boylamış. Los Angeles Times gazetesinde virüsle ilgili değil, işte Amerika'nın silah sorunuyla ilgili değil, Amerika'nın ırkçılık sorunuyla ilgili de değil, neyle ilgili bir manşet var? Kuraklık. Neresi? Genelde biliyorsunuz Kaliforniya bu konuda çok müzdariptir. Drought effects may be uneven. North and central parts of state are likely to be hit harder than Southern California. Kuzey ve Orta Kaliforniya, Güney Kaliforniya'ya göre daha fazla maalesef kuraklıkla mücadele ediyormuş. Drought is returning to California is a second consecutive parched winter draws to a close in the usually wet north, leaving the state's major reservoirs half empty. Orange Killer sought out his prey. Orange'da en son biliyorsunuz yine bir saldırı oldu. 4 kişi öldü. O konuyla ilgili araştırma devam ediyor diyor manşette de. The shooter had a business and personal relationship. Şu anda yani tek bilgi bu saldırganın hem iş hem de özel ilişkisinin olduğu, yani tanıdığı insanları vurmuş ama sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmamış. Bir sonraki gazetemizde aşı larla ilgili haber. Hangisi? Johnson & Johnson aşısı ile ilgili. Orada da bir aksilikler yaşandı. Aksiliklere rağmen Johnson & Johnson aşısı gelmeye devam ediyor diyor manşette. Despite mishap, J&J doses still coming. A day after heralding a windfall of Johnson & Johnson vaccine doses, state officials said Thursday that future shipments of the drug makers coveted one-shot COVID-19 vaccine are under review due to a mistake by a contractor that ruined millions of doses at a Maryland plant.
Şimdi aynı gazeteye baktığınızda muhteşem bir resim görüyorsunuz. İki tane yaşlı insan belli ki torunlarına sarılıyorlar. Tabii tahmin etmek çok zor değil. Uzun süre sonra sarılıyorlar belli ki. Aşılarına olmuşlar ve çok uzun süredir görmedikleri torunlarına kavuşmuşlar. An endless wait for that special touch. Finally, the grandchildren would be here any minute for more than a year. Hem de bir yıldan fazladır kucaklaşamıyorlarmış. Jackie Jones and Jeffrey Abramson had ached for this moment. When was the last time they held Henry and Amelia? It had to have been January 22, but neither of them could remember it exactly. The smell of the kids' hair, whether their little hands were hot or cold, it hadn't seemed momentous then. Just another goodbye, just for a little while, and then the virus came. İnşallah hepimiz sevdiklerimize ve büyüklerimize kavuşacağız. New York Times gazetesine geçmek istiyorum. Yalnız New York Times'ın manşetlerine geçmeden önce New York'ta bir yangın haberiyle devam etmek istiyorum programıma. Buyurun efendim, birlikte izleyelim. New York'ta depoda çıkan yangına 200 kişilik itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın 5 saatte kontrol altına alınabildi. Depoda çalışanlar yangından zarar görmedi. Ancak 5 itfaiyeci ve bir acil durum görevlisi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Bir diğer depo yangını Kaliforniya'da çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Bölge sakinleri evlerinden tahliye edildi. Yangın çevredeki evlere de sıçradı. Alevlerin sardığı 4 evde büyük hasar oluştu. New York Times gazetesine baktığınız zaman orada alt alta bir takım, yine nasıl mesela Türkiye'de de kırmızı yerler, mavi yerler, hani çok önemli ya şu anda bu haritalar. Maalesef Amerika'da da durum hiç iyi görünmüyor. Haritalara baktığınız zaman nearly everyone lives in counties with high risk for COVID-19 exposure. Bu haritalara bakıldığında hemen hemen herkes high risk bölgelerde yaşıyor diyor. Yani yüksek risk oranı olan bölgelerde. Compared with winter, fewer counties are at the highest level of risk, but about 99% of US residents, yani hem de Amerika'nın %99'u gibi bir oran veriyor, are still in places that are high risk or worse. Maalesef gördüğünüz gibi çok kötü durum. Racial equality lands at center of Biden's plan. Biden'ın planları arasında bu ırk eşitliği de var. Yani ülkesindeki son dönemde meydana gelen olaylarda da iyice ayyuka çıkan ırkçılığı yok etmeyi de planları arasına almış. Bence çok iyimser bir tablo bu. Hani yıllarca kimse yok edemedi, Biden nasıl edecek diyor insan. Ama tabii ki umut ediyoruz. America's most celebrated infrastructure initiative, the Interstate Highway System, rammed an elevated freeway through the center of Caliborne Avenue in New Orleans in the late 1960s. It claimed dozens of black-owned businesses along with oak trees and azalea bushes that had shaded black children playing in the large neutral ground in the middle of the street, eviscerating a vibrant neighborhood whose residents fought in vain to stop the construction. Şimdi bu ırkçılıkla ilgili izleyeceğiniz haberde bunun ne kadar mümkün olmadığını göreceksiniz. Biliyorsunuz George Floyd davası devam ediyor. Orada video gösterildi açılışta hemen. Ondan sonra işte şeyler dinlenmeye başlandı. İzleyenler, olayı orada olan tanıklar dinlenmeye başlandı. Yani davayla ilgili son durum ne, hem de bir görüntüleri tekrar izleyip hatırlayalım. Siz de kararınızı verirsiniz, gerçekten kim suçlu. George Floyd 27 kez nefes alamıyorum dedi. Geçen yıl Mayıs ayında gözaltına alınırken hayatını kaybetti. Cinayetle suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin'in vücut kamerasına ait görüntüler ilk kez yayınlandı. Floyd davasının 3. gününe yeni görüntüler ve tanık ifadeleri damgasını vurdu. Bir görüntüde Floyd, ölmeden hemen önce sahte para verdiği iddia edilen markette neşeli tavırlar sergiliyor. Chauvin'in kamerasına yansıyan görüntülerde ise görgü tanıkları polisi uyarıyor. 320 record board.
Davada o anları anlatan tanıklar gözyaşlarına boğuldu. Tanıklar polisin tepkili kalabalığı uzaklaştırdığını, Floyd'a yardım etmek için bazı kişilerin polise yalvardığını ifade etti. Duruşmada Chauvin ilk kez hakim karşısına çıktı. Avukatı, Floyd'un gözaltına alındıktan sonra polis aracına girmemek için direndiğini öne sürdü. Müvekkilin böyle durumlar için eğitildiği şeyi yaptı dedi. Bir ay sürmesi beklenen davada eski polis Chauvin, ikinci ve üçüncü derece kasıtsız adam öldürme suçundan yargılanıyor. Chauvin'in suçlu bulunması halinde en fazla 40 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor. 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis kentinde gözaltına alınmak istenmiş, Derek Chauvin'in 9 dakika boyunca diziyle boynuna bastırması sonucu yaşamını yitirmişti. The Sun gazetesine geçiyorum sevgili TAS TV izleyicileri. Yine saldırıyla ilgili en son yapılan o 4 kişinin öldüğü, hatta ölen kişiler arasında 9 yaşında bir çocukcağız da var. Gunman who killed 4 new victims, police say. Yine bu haberde de saldırganın kurbanlarını tanıyor olduğu yazıyor. Ama nedeni hala bilinmiyor. No motive clear in massacre at business complex. Boy 9 is among the dead. When violence erupts, experts urge parents to talk and then listen to their children. Yine bu haberle bağlantılı bir şey. Uzmanlar şunu söylüyor. Bu tür böyle çok şiddet içerikli hadiseler yaşandığı zaman, insanlar öldüğü zaman, bunları ignore etmek, görmemezlikten gelmek yerine çocuklarınızla konuşun diyor. Hatta ben de ilk manşeti gördüğümde dedim ki, yani konuşacağız da ne diyeceğiz? Hani denecek ne var? Ne diyebiliriz? İşte dünyada kötü insanlar da var çocuğum. İşte böyle şeyler insanların başına geliyor falan gibi. Ama şimdi haberde detaylı bir şekilde söyleyeceğim size nasıl konuşmamız gerektiğini uzmanlar çünkü bildiriyor. While there is no one way to approach it, experts generally are encouraging parents to have honest conversations with their children. Bir kere çok açık ve dürüst olun diyor. And want them to know it's okay to admit to a child if they don't have all the answers. Ve ebeveynlere şunu diyor. Bazen cevapsız kalabilirsiniz. Ve bilmiyorum demekten kaçınmayın diyor çocuklarınıza. Yani sözün bittiği yer noktasına geldiğinizde şu noktadan sonra ne diyeceğimi bilemiyorum deyin diyor. The important thing experts say is to listen to a child's concerns and to validate their feelings. Burada önemli olan onların kaygı, mutsuzluk ve o anki korku duygularını dinlemeniz diyor. Dinlemeniz bile çok yardımcı olur demek istiyor çocuklar için. Evet, ebeveynlerden bakalım The Washington Times gazetesinde kime geçiyoruz? Kime geçiyoruz? Göçmenlere. Biliyorsunuz Amerika'nın çok ciddi bir sorunu şu anda. Migrants head deep into communities. The migrants from the Biden border surge are being nabbed along the Rio Grande, the Arizona deserts and the remoteness of New Mexico and Southern California. But they're not staying there. Buralara gidiyorlar ama orada kalmıyorlar diyor. Hepsi dağılıyor belli bölgelere. Haitians and Cubans are fanning out to Florida while Central Americans are surging into New York. Mesela Kübalılar daha çok Florida'ya, işte Orta Amerikalılar da New York'a gidiyormuş. California and the Washington area. Bakın Meksika sınırında ne olmuş? Haberimizde birlikte izleyelim. Orada bir trajedi yaşanmış maalesef. Buyurun. This group of several thousand Honduran migrants. ABD Meksika sınırında göçmenler yaşam mücadelesi veriyor. İnsani dram gün geçtikçe büyürken Amerikan makamlarınca yayınlanan bir görüntü insan kaçakçılarının ne kadar acımasız olduğunu ortaya koydu. Termal kameralarla çekilen görüntülerde sınırdaki duvara tırmanan bir kaçakçı, biri 3 diğeri 5 yaşındaki iki kız çocuğunu 4,5 metre yükseklikten ABD tarafına atıyor. İki çocuğun sınır devriyesi tarafından kurtarıldığı, ayrıca Honduraslı 4 yaşındaki bir çocuğun da bölgede tek başına dolaştığının tespit edildiği açıklandı. Meksika, Honduras, El Salvador ve Guatemala'dan ABD'ye göç etmek isteyenler, kendileri ve çocukları için insan kaçakçılarına kişi başına $6,000 ödüyor.
Amerika'nın bir başka belası gun control, yani silah kontrolü, silahlanma. Bakın durum ne kadar kötü. Potential gun buyers hit record in March. Mart'ta rekor kırılmış. Nearly 4.7 million gun background checks were run through the FBI's National Instant Check System in March. Check sisteme 4.7 milyon background check, yani işte siz bildiğim kadarıyla işte talep ediyorsunuz bir silah ve sizin background'unuzla ilgili, yani geçmişinizle ilgili check yapılıyor. The highest monthly total in more than 20 years since the system was created. Yani sistem kullanılmaya başladığından beri en yüksek rakammış bu. The number jumped as President Biden and Congress started to weigh new controls and stricter background checks and shootings in California, Colorado and Georgia. Konuyla ilgili de Biden oldukça başı ağrıyacak gibi görünüyor. The Wall Street Journal'a geçiyorum. Hatırlarsanız baseball başlıyor. Hani hatta seyircili demiştik. Ben biraz endişelenmiştim ya nasıl olacak seyircili diye, ama manşette gördüğünüz üzere çok da öyle seyirci yok. Bayağı bir mesafe var. Çok da az sayıda. Çok şükür. Baseball is back and so are some of the fans. The New York Yankees' Gerrit Cole pitches to the Toronto Blue Jays' Kevin at the opening day game in the Bronx Thursday. Crowds capped at limited capacity. Yani çok limitli bir kapasitede başlamış. Return to regular season games for the first time in a year. Daily Sabah gazetesiyle yavaş yavaş Türkiye'ye doğru ilerliyorum. Exports set all-time monthly record in March. Orada da bir rekor kırılmış. Nerede rekor kırılıyor? İhracatta. Soaring 42.2% year-on-year in March, Turkish exporters have enjoyed an all-time monthly high for the fourth straight month. Trade Minister Ruhsan Pekcan dubbed the data a victory. Zafer olarak bunu da algılıyoruz. %42.2 oranla. Noting that imports were also up 25.8% to $23.68 billion. Evet, ithalat ve ihracatta resim çok iyi görünüyor diyor. Evet. Bakalım Hürriyet gazetesinde neler var. Maalesef vaka sayılarında çok ciddi bir artış var. Yataklar dolarsa hayat durur demiş manşette, o yüzden Hürriyet'te. Vaka artışıyla birlikte yoğun bakımlar alarm vermeye başladı. Doluluk oranı %63'ü aştı. Uzmanlara göre yoğun bakımlar kilitlenirse hiç kimsenin evinden çıkamayacağı, tam kapanma gündeme gelebilir. Profesör Doktor Zafer Kurugöl %63 oranını yoğun bakımlarda sorun başları, tehlike çanları çalıyor diye yorumladı. İstanbul'da sorunun daha büyük olduğunu, İzmir ve Ankara'da ciddi artışlar olduğunu söyledi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Memişoğlu kentteki yoğun bakım doluluk oranının %64-65 olduğunu bildirdi. Erdoğan'ın çocuk tavsiyesine uydum. Macaristan Büyükelçisi Matis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinleyip ikinci kez baba olduğunu söyledi. Büyükelçi Viktor Matis, Erdoğan bir çocuğumuz olduğunu öğrenmiş, aile planlamasıyla ilgili tavsiyelerde bulundu. Üç çocuk demedi ama devam et dedi. Ben de ona uydum, ikinci çocuğumuz doğdu dedi. Türkiye gazetesine geçiyorum sevgili seyirciler. Sızma muhalefet, terör yandaşlarının kamuya sızmasını engellemek için AK Parti'nin getirdiği teklif oldu bittiyle reddedildi. Oturumu yöneten CHP'li Meclis Başkanı Vekili Haydar Akar'ın fırsatçılığı 6 Nisan'da bozulacak. AK Parti'nin kamuya ilk defa tayin edilecekler için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'na geldi. Yoklama yapıldı, yeterli sayıya ulaşıldı. Maddelere geçildiği sırada nöbetçi CHP'li Meclis Başkan Vekili Haydar Akar, Cumhur İttifakı milletvekillerinin dışarı çıkmasını fırsat bilip elle oylama yaptırdı. Kumpası fark eden Cumhur İttifakı elle oylamadaki usulsüzlüğü gerekçe göstererek elektronik oylama istedi. Bayraktar'a Karabağ nişanı. Gardaş Azerbaycan vefasını madalya ile gösterdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, insansız hava araçlarıyla Karabağ zaferinin kazanılmasında büyük payı olan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ailesine madalya taktı. Donbas'ta savaş düzeni 7 yıl önce çatışan Rusya ve Ukrayna,
Yine savaşla burun buruna geldi. Ukrayna, Avrupa ile Rusya arasında tampon bölge olan Donbas'a sevkiyat yaptı. Kağıt üzerindeki ateşkesi yenilemeyi reddeden Rusya, Ukrayna sınırlarına asker yığdı. Uzmanlara göre ABD-Rus çekişmesinin bir tür sahaya yansıması olan gelişme büyük çaplı çatışmayı tetikleyebilir. Akşam gazetesi aşı olan ofise gelsin demiş. Dev teknoloji şirketleri aşı sonrası kalıcı hale getirmeye planladıkları uzaktan çalışma modelinden vazgeçmeye başladı. Çalışanlarını kademeli olarak ofise çağıran Amazon, bizce ofise geri dönmek yaratıcılığı, işbirliğini ve öğrenmeyi daha etkin kılacak açıklaması yaptı. Google'da ABD'de aşı olan çalışanlarına ofise dönüşe hazır olun, ofisleri açıyoruz mesajı verdi. Twitter, Facebook, Microsoft gibi diğer devler evden çalışmayı çalışanlarına seçenek olarak sunuyor. Bence de gerçekten ofise gitmeyi ne kadar özledik değil mi? Yani insan sosyal bir varlık sonuçta. Sosyalleşmek istiyoruz, iki çift laf etmek istiyoruz yüz yüze. İnşallah o günler her ülke için bir an önce gelsin. Zorbalar adlı manşete bakıyorum. Yol ortasında şiddete uğrayan kadını kurtaran otobüs şoförü saldırgan ve arkadaşının bıçaklı tehdidine rağmen geri adım atmadı. Antalya'da şehir içi otobüs şoförlüğü yapan Barış Aytar yol ortasında bir kadının darp edildiğini görünce aracını durdurup olaya müdahale etti. Bu sırada saldırgan ve arkadaşı Aytar'ın üzerine yürüdü. Geri adım atmayan sürücü ben görevimi yaptım ama duyarsızlığa şaşkınım dedi. Milliyet gazetesine bakıyorum sevgili Task TV izleyicileri. Orada antikorlarla ilgili bir haber var. Biliyorsunuz antikor oluşturduğunuz zaman çok avantajlı oluyor ama antikor raporu koronavirüs yüküne daha çok maruz kalan sağlıkçıların antikor koruyuculuğu 9 ay. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görev yaparken COVID-19 olan 123 sağlık çalışanının antikor düzeyine ilişkin araştırmaya göre hastalığı atlatan sağlık çalışanlarında en yüksek antikor seviyesine 4-6. Haftada ulaşılıyor. 6. aydan itibaren antikor seviyesinde anlamlı düşüş yaşanıyor. Daha yoğun virüs yüküne maruz kalanlarda ise süre 9-12 ay. Memura 3 yılda bir yükselme şansı. Memurların görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavları en geç 3 yılda bir yapılacak. Kamu personeli danışma kurulu toplantısında kamudaki sözleşmeli çalışanların tamamının kadroya geçmesi konusunda bir komisyon oluşturulmasına karar verildi. İki yerli aşı Eylül'de. Dünya Sağlık Örgütü'nün medya briefinginde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu an DSÖ tarafından kayda tutulan listede 18 aşımız var. Önümüzdeki Ağustos-Eylül gibi ilk etapta birkaç aşımızın devreye girebileceğini ifade etmek istiyorum dedi. Posta gazetesi. Bir takım kararlar okuyacağım şimdi size. Ve nasıl vicdanınız rahatsız olacak göreceksiniz. Bu kararlar vicdan yaralar. Emine Bulut için Umut Yargıtay'da, Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut, kadına karşı şiddetin sembol ismi olmuştu. Mahkeme Fedai Varan'ı kasten öldürme suçundan müebbet hapiste cezalandırdı. Şükür, bu güzel bir karar. Necla'nın katiline müebbet onaylandı. Tolga Kudu, Zonguldak'ta yaşayan Necla Sağlam'ın evine gizlice girdi. Genç kadının başına vurarak, çöp poşetiyle boğarak ve bıçakla keserek öldürdü. Beyza'yı bu hale getiren eski sevgilisi maalesef serbest. Alanya'da Beyza yurttaşı, eski sevgilisi Bülent Yüksek otomobiline bindirip bayıltana kadar dövdü. Sonra da baygın halde evinin önüne bıraktı. Kendine gelen Beyza jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Bülent Yüksek savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Biraz önce bahsettiğim rekorla Sabah gazetesi manşet yapmış. Hangi rekordu o? İhracat rekoru kırıyoruz biliyorsunuz son zamanlarda. Tüm zamanların ihracat rekoru demiş Sabah gazetesi de manşetinde. Pandemiye rağmen
ekonomik büyümede dünyaya parmak ısırtan Türkiye, ihracatta da çifte rekora imza attı. Türkiye'nin dış pazarlardaki gururu, ihracatçılar 2020'de zaferle girdi. Pandeminin dünya ticaretini sarstığı ortamda ihracatımız Mart ayında 18.9 milyar dolara çıktı. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. Bu gelişmeyle ihracat yılın ilk 3 ayında 50 milyar doları aştı. Böylece ilk çeyrekte tüm zamanların rekoru kırılmış oldu. İyonis'i kurtarma operasyonu Gökçeada'da COVID olan Rum öğretmen askeri helikopterle Çanakkale'deki hastaneye yetiştirildi. Gökçeada Rum Lisesi'nde öğretmen olan Yunan vatandaşı Ioannis Koutoudis koronadan solunum güçlüğü çekmeye başladı. Feribotlar çalışmayınca devreye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı girdi. Helikopterle Çanakkale'ye götürülen Ioannis hoca yoğun bakıma alındı. Türkiye'nin en yüksek barajı 275 metrelik gövdesi tamamlandı diyor manşette. Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Artvin Yusuf Eli Barajı'nın 275 metrelik gövdesi tamamlandı. Ekonomiye yılda 1,5 milyarlık katkı sağlayacak dev barajın yıl sonunda tamamlanması planlanıyor. Bakalım sporda neler oluyor Fanatik gazetesinde. Benim üzerimden Fenerbahçe'ye savaş açmak aptallıktır denmiş. Kim söylemiş acaba bunu? 1959 öncesindeki şampiyonluk tartışmasında kılıçlar çekilirken Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım sert konuştu. Fenerbahçe'nin kendisiyim, Fenerbahçe için hapis yattım. Böyle bir isim üzerinden Fenerbahçe'ye savaş açmak yanlışlıktır ve aptallıktır. Bu savaşı açarsanız kaybedersiniz dedi. Biz mi hırsızız, siz mi hırsızsınız? Yönetici Metin Sipahioğlu Galatasaray'ı hedef aldı. 1959 şampiyonlukları ile ilgili Fenerbahçe'nin daha önce başvuru yapıp reddedildiği söylendi. Herkes şunu çok iyi bilsin, ortada çok büyük bir yalan var. Fenerbahçe tek resmi başvurusunu birkaç hafta önce yaptı. Efendim, bugünlük de bu kadar ve bu haberlerle ve bu manşetlerle maalesef çok da iyi haberler veremeden haftayı kapatıyorum efendim. Ama salı günü yine bir Post Amerika programı ile karşınızda olacağım. O güne kadar sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.